Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. ETS2'nin bu videosunda animasyonlu kapılar modunu tanıtacağım. Şu an Hamburg'dayız, Promos haritasındayız. Şöyle sağ tarafa gelecek olsak kendi garajımızda gördüğünüz gibi kapılar açılabiliyor, kapanabiliyor. Eğer kapalıyken hızlı bir şekilde girdiğinizde hasar alabilir araç. Yani şu an olduğu gibi sonuna kadar açılması gerekiyor. Çünkü çarpışma olayları falan var. Ve zaten ETS2'nin Vive la France paketiyle biliyorsunuz nükleer santralin girişine böyle bariyerler falan gelmişti, onlar kalkıyordu. Yani kapılar diyelim animasyonlu. Artık şöyle bir mod var. Öncelikle şu an gördüğünüz sistem farklı bir mod. Stimatör'de bulunuyor bu mod. Uzun süredir var zaten. Bu normal garaja bir animasyonlu kapı ekliyor. Şu an gördüğünüz. Bir de şu gördüğünüz garajın standart modeli bunlar. Standart prefablar. Bunların bütün kapılarını açabiliyor. Şu an zaten içeride gördüğünüz gibi başka araçlar falan da var. Bak şöyle gördüğünüz gibi bütün kapılar açılabiliyor. Normalde tabii ki de böyle olması gerekiyor ama olması da olur. Sonuçta pek de önemli değil. Ama tabii giriş çıkışlarda animasyonlu kapıların olması bir gerçekçilik katıyor. Bu ilk mod. Buna yine video açıklamasından ulaşabileceksiniz. Diğer modumuz da normal lojistik merkezlerine girmede kullanılıyor. Ben de nereden giriyorum ya? Baksana yani şu an iyice şey yaptık. Ya garaj bizim değil mi kardeşim? Yani istediğimiz yerden gireriz. Dolaşırız çıkarız yani. Allah Allah. Hatta şöyle döneriz hemen. Lojistik G920 kullanıyoruz. Azıcık olsun. Burada bir şey yok tabii. Yeni garaj modellerinde daha fazla şey var. Aksesuar falan var. Onlar da pek çalışmıyor. Sıkıntılı. Güncellenecek tabii ki de mod. Şimdi nereye gidelim biliyor musun? Burada şirketle bir bakalım. Normal haritada çalışıyor zaten. Promos'taki bazı modeller çakışabilir arkadaşlar. Bazı sıkıntı olabilir. Onu söyleyelim de. Going East, İskandinav ve Vive la France paketlerini destekliyor zaten. Şöyle Go to Nice yapmak gerekirse. Iveco Ayve kullanıyorum niye dersiniz? Iveco Türkiye sayfası sık sık bu ara böyle ETS2'den fotoğraflar paylaşıyor bu araçla ilgili. Tabi o görüntüler eski sürümde çekilmiş olduğu için biraz kötü görünüyor. Nize'de bir yer var. Oradan geçeceğiz muhtemelen. Evet bu garajlarda işte bir sıkıntı var. Hani o kapılar açılmıyor. Muhtemelen düzeltilecek o da. Evet mesela burayı da servise de arkadaşlar gördüğünüz gibi bak böyle kapı eklemişler girmek için. Tabi güncellendi mod. 1.6 sürümüne yükseltildi. Tekrar kapanıyor. Bazı harita modlarında biliyorsunuz bu servisin işleri de görünüyor. Bu servisin işlerinde gidip bu tamir etme yeri var ya orada onu değiştiriyorlar zaten onlar. Orada girip tamir edebiliyorsun gerçekçi bir şekilde. Aa hadi ya. Ulan dedim açılmayacak plan. Oo bak vurdu bana. Vive la France paketinde işte bu nükleer santrallere bu sistemden gelince böyle bir mod da yapmışlar, geliştirmişler yani modları. Daha önce vardı yine, vardı ama yani işte dediğim gibi yaygın değil ve normalde orijinal bir özellik olması gerekiyor ki umarım gelir. Animasyonla ilgili bir sürü çalışma yapılıyor çünkü artık gelecektir. Carrefour'a girelim. Evet, Carrefour da aynı şekilde eklenmiş durumda. Normalde yok. Yanına gelince açılıyor. Tabii bunlar yok kapan. Bunlar zaten bizle alakasız yerler. Diğer şirketlere bakacağız şimdi de.
Burada böyle yavaş gitmeniz gerekiyor. Ben tabii de ona taktım. 80 ile falan gidiyorum. Yanlış yapıyoruz. Ya bu araç otomatik olduğu için bunda manuel vites gitmek çok saçma oluyor. Salakça oluyor. Harbiden öyle yani. 2-2 yapacağım falan böyle. Çok saçma. Zaten çıkan ses de ortada. Şimdi normalde hep aynı şanzımanı durduğu için ben de değiştirmiyorum. Kalıyor öyle. Evet, burada da Tredox var. Tredox'un yanına gelelim bakalım. Şimdi kapıları açacaklar mı bize yoksa açmayacaklar mı? Evet, kapılar açılıyor şöyle gördüğünüz gibi. Ama tabi tam açılmadan giremiyoruz, öyle bir olay var. Uzaklaşın zaten o kapanacak. Uzaklaşmasanız kapanmaz. Yine aynı şekilde Lisset Lojistik burada. Bu da aynı şekilde açılabiliyor. Tabii bunların gördüğünüz gibi modelleri hep farklı. Evet, benden bu kadar. Iveco Highway ile Nice'de ve Hamburg'da başta olmak üzere iki farklı modu tanıttık. İlk gösterdiğim garaj modu Stimatör'de bulunmakta, abone olarak indirebiliyorsunuz. Bu şirketlerin kapılarını animasyonu yapan mod da yine video açıklamasındaki sitede eklendi. Oradan indirebilirsiniz. Zaten ufak bir şey. Aktifleştirebilirsiniz mod yöneticisinden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.